Yiyecek satıyor ve kendisinin de yiyecekleri düzgün biçimde paketlenmiş ve standında bunları gösteriyor. Ama üstünde bunların etiketi yok ve geçen gün gördüm ki şu anda piyasa yine Türkiye'de de değişecek. Mesela halk pazarında insanların ufak isim tagleri takacaklarını gördüm. Etiketler takacaklarmış, bandajlar, normal pazarda çalışan pazarcılar. Aynı böyle olacaklar yani. Evet, burjuvazi hükümet, kaptan sizlerin arzu ederlerse tarlanızı da yakarlar. İsterlerse sizi dünyanın en zengini de yaparlar. Ama günün sonunda ne olur? Tarlalar bomboş kalır. Eğer biz mesela şu anda Kanada'ya gitmek istesek ve tarla istesek herhalde bunu başaramayız. Bunu elde edemeyiz. Günün sonunda aslında bütün hikaye, her şey ve bütün problemler yenilmemekle alakalı kaptanlar tarafından ve kaptanların ortaya konulmuş ilgileri ve çıkarları tarafından. Çok teşekkürler. Kadir Has Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor. Batman'daki mikro kredi programları nasıl değerlendirilmeli ya da anlamlandırılmalı başlıklı bir sunum yapacak. Tabii teknolojik sorunları çözebilirsek. Merhabalar. Ben bugün size Batman'daki mikro kredi programları ile ilgili bir sunum yapacağım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu organizasyon için ve burada konuşma yapıyor olmak benim için gerçekten çok anlamlı. Bu bir arkadaşımla beraber yaptığımız küçük niteliksel bir çalışmadan çıkan bir sunum. Şimdi birkaç soru aslında gündeme getirmek istiyorum ben. Bunlardan bir tanesi Veblen'in girişimcilik tanımı, girişimcilik kavramından yola çıkarak Muhammed Yunus'un sosyal girişimcilik kavramı üzerinde düşünmek ve sosyal girişimcilik kavramını belki biraz daha anlayabilmek, açabilmek bu sayede. Şimdi ben Veblen'in business kavramını girişimcilik diye çevirdim. Ahmet Hoca iş diye çevirmiş aslında. Fakat girişimcilik ve sosyal girişimcilik beraber kulağa çok hoş geliyordu. O yüzden ben girişimcilik olarak çevirdim. Bu girişimcilik aslında yine Ahmet Hoca'dan aldığım bir alıntı. Para hep daha fazla para demek Veblen için. Yine Veblen çeşitli yerlerde, bunlar benim Veblen'den yaptığım çeviriler, topluma bir katkı sağlamadan para kazanmak demek Veblen için. Business, girişimcilik yani. Veblen'e göre sanayide çalışan iş adamları kazanç elde etmek için mal ve hizmet üretimi işine giriyorlar ve esas amaçları bu üretimi satarak kazanç elde etmek. Yani burada hani üretim, mal ve hizmet üretimi aslında bir araç para kazanmak için. Ve yine Veblen açıkça bu iş adamlarının amaçlarının para kazanmak olduğunu ve topluma hizmet etmek gibi de bir amaçları olmadığını dile getiriyor. Tabii ancak yani satılabilmesi için bir ürünün ya da bir hizmetin birilerinin işine yaraması gerekli. Çoğu kere, her zaman şart değil sanırım. Birilerinin bundan fayda sağlıyor olabilmesi gerekli. Dünkü konuşmalardan sonra bu çeviriyi yaparken fayda kelimesini kullanmaktan çekindim ama başka bir şey bulamadım. İnsanlar için daha gerekli olan ürün ve hizmetlerin iş adamlarına daha fazla kazanç sağlayacağını da söyleyemeyiz. Yani bir hastane işletmek örneğin para satmaktan, kredi vermekten daha fazla para kazandırmıyor olabilir. Ama büyük ihtimalle hastane işletmek, hastalara bakmak, tabii nasıl işlettiğinize de bakar ama insanlar için daha faydalı bir iş, daha gerekli bir şey. Ya da bir iPad üretmekten ve satmaktan daha anlamlı bir iş insanlık için diyebiliriz, hasta bakmak.
Ve tabii bu bugüne baktığımızda üretilen ürün ve servislerin hepsinin de insanlık için, insanlar için gerekli ve faydalı olduğunu söylemek zor. Yine belki iPad örneğini verebiliriz. Belki çok sevenleriniz vardır ama ben bir şekilde bunu yazarken kafayı takmıştım iPad'e. Şimdi sosyal girişimcilik, girişimciliği Muhammed Yunus nasıl tanımlıyor? Social entrepreneurship İngilizcesi. Yunus'un sosyal girişimcilik anlayışına göre kurulan şirketler kar dağıtmıyorlar ancak zarar da etmiyorlar. Sosyal girişimciliğin aslında esas amacı yoksullara mal ve hizmet ulaşımını sağlamak. Ve Muhammed Yunus bunun yeni bir kapitalizm kurmanın bir yolu olduğunu söylüyor. Bu şirketler, sosyal girişimde bulunan şirketler, şirket sahiplerinin yatırdıkları parayı geri dönüştürebilecekler, yani o parayı geri kazanabilecekler. Ancak esas amaçları yoksullara hizmet etmek, onların yaşam amaçlarını iyileştirmek olmalı. Tabii insanın kafasına yani neden böyle bir amaçları olsun sorusu geliyor. Hani şimdiye kadar başka türlü bir iş anlayışı ve girişimcilik anlayışı varken neden insanlar birdenbire başka yoksullara hadi hizmet edelim düşüncesiyle hareket etmeye başlayacaklar. Orası biraz açık kalıyor Muhammed Yunus'ta. Sosyal girişimcilik kavramı Grameen grubunun 30 yıldır uygulamakta olduğu mikro kredi programlarının yoksullukla savaşma deneyiminden üremiş bir kavram. Muhammed Yunus'un daha sonra geliştirmiş olduğu bir kavram. Şimdi ben esas olarak bu mikro kredi programları ve özel olarak da Batman'daki program uygulamalarından bahsedeceğim. Bu programlar, mikro kredi programları büyük ihtimalle birçoğunuz biliyorsunuz, teminatı olmayan yoksullara kredi veriyor. Yani Muhammed Yunus'un orada söylediği, bu insanlar, yoksullar gidip bankadan kredi alamadıkları için yoksullaşıyorlar ya da kendilerini yoksulluktan kurtaramıyorlar. Dolayısıyla biz bunlara kredi verirsek bu insanlar bir takım işler yaparaktan para kazanabilirler ve geçimlerini sağlayabilirler. Kendilerini yoksulluktan kurtarabilirler. Yine büyük ihtimalle birçoğunuz biliyorsunuzdur. Aslında bu mikro kredi programları sivil toplum kuruluşları tarafından, uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından birçok başka büyük şirketler tarafından çok çok destekleniyor. 2005 yılında Birleşmiş Milletler 2005 yılında uluslararası mikro kredi olarak yılı olarak ilan etti ve 1000 yıl kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için finans sektörüne katılımın yaygınlaşmasının ve yoksulların mikro kredi almalarının önemini vurguladı Birleşmiş Milletler. Bir şekilde yani finans sistemine dahil ederek yoksulları yoksullukla mücadele edebileceğimiz ve daha iyi kalkınma hedeflerine ulaşabileceğimiz düşünülüyor. Bu mikro kredinin fikir babası Muhammed Yunus 76'dan beri uyguluyor böyle bir programı Bangladeş'te. Daha sonra tabii dünyanın birçok yerinde uygulanmaya başladı bu program. 1983'te Grameen Bank'ı kurdu. Ve 2006'da bu fikir ve pratikleri için Nobel Barış Ödülü aldı Muhammed Yunus. Ona göre yoksulluk insan hakları ihlali ve barışa tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla yoksullukla savaşmak çok önemli. Birazcık hani dünyadaki mikrofinansın büyüklüğü hakkında fikir vermek için rakamlardan bahsedeceğim. 2012 mikro kredi zirvesi raporuna göre 1997 ile 2010 yılları arasında mikro kredi alan yoksul aile sayısı 18 kat artarak 7.6 milyondan 137,5 milyona ulaşmış. Oldukça aslında kısa bir süre, 13 yıl. 2010 yılında 190 milyondan fazla kişi mikro kredi almış. Bunların 113 milyonu kadınmış. Mikro kredi programları bu arada daha çok kadınları hedefliyor. Çünkü kadınlar hem borç ödemede daha sadıklar hem de daha üretkenler. İronik bir şekilde feminist iktisatçıların çalışmalarına dayanarak aslında uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kullandığı bir bulgu bu.
kadınlara kredi verilirse geri dönüşüm daha fazla olduğu için kadınlar tercih ediliyor. Bir de kadın yoksulluğu çok olduğu için de kadınlara kredi vererek bu yoksulluğun aşılacağı düşünülüyor. Batman'daki mikro kredi programı TGMP tarafından, Türkiye Grameen programı adı açılımı uygulanıyor. Güneydoğu'daki bütün programları TGMP yürüyor. TGMP Grameen Vakfı ve TİSFA'nın Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ortaklığıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu. TİSVA'nın görevi bu program için kaynak sağlamak. Grameen Vakfı ise daha çok lojistik bilgi uzman desteği veriyordu başında. Bunun için hatta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'ndan mikro kredi projesine nakit para aktarılıyor. Yani aslında Türkiye'de devletin yoksullukla mücadele için gündeme getirmiş olduğu bir program, bunun için benimsemiş olduğu bir program bu mikro kredi programı. Bu arada küçük bir bilgi, TİSVA'nın mütevelli heyeti başkanı Aziz Akgül, eski AKP Diyarbakır milletvekili, 2005 yılında bir il özel idaresi kanunu çıkarılıyor. Bu kanuna göre yoksullara mikro kredi vermeleri için il özel idarelerine görev ve yetki veriliyor ve bunun sonucunda mikro kredi programları tüm Türkiye çapında yaygınlaşıyor. İlk programı TGMP 2003'te Diyarbakır'da başlıyor. Bugün 63 ilde TGMP çalışıyor. 85 şubesi var ve 60.772 üyesi var. Bu kredi verilen kişilere üye deniyor. Yani kredi alanlar üye oluyorlar. TGMP büyük ölçüde finansmanını bağışlardan sağlıyor ve bağışlar çınarı arasında büyük bankaları görüyoruz. Vakıfbank, Finansbank, HSBC, Citibank ve de birçok şubeleri bireysel destekçiler tarafından açılıyor. Bu bireysel destekçiler de çok bildiğimiz Türkiye'nin zenginleri, Doğan Sabancı Özyeğin, birkaç tane örnek sadece. Bu araştırma 4 TGMP çalışanı, Batman'da çalışan, ofiste çalışan 4 çalışan ve 17 mikro kredi kullanıcısıyla birebir görüşmeler yapılarak yapıldı. 12 kadını biz sokaktan bulduk diyebilirim. Cadde evlerde dolaşmaya başladık sokağa girip. Ve bu kadınlarla konuştuktan sonra hani hiçbirinin aslında mikro krediyi bir iş yapmak için ve para kazanmak için kullanamadıklarını gördükten sonra TGMP'ye giderek, yani biz hani iş yapan kadınlara dolaşmak istiyoruz, bu parayla hiç iş yapan var mı diye sorduk. Bunlar da bizi 5 tane kadına yönlendirdi. Böylelikle 5 tane de iş yapan, onlardan da biraz sonra bahsedeceğim, kadınla görüşmüş olduk. Ayrıca bu mikro kredi programları tek tek kadınlara borç vermiyor, kredi vermiyor, gruplar halinde veriyor. 5 kadından bir grup oluşturuluyor ve o 5 kadın bir arada sorumlu oluyor borçların ödenmesinde. Yani birisi borcunu ödemezse diğerlerinin de kredisi kesiliyor, problem yaşıyorlar. Bu ve de kadınlardan her hafta alınıyor taksitler. Her haftada TGMP toplantı yapıyor bu taksitleri toplamak için. Böyle 3 toplantıya katıldık. 25 kadınla görüştük. Bir tane de eğitim toplantısı var. İleride ondan da bahsedeceğim TGMP'nin. İşte kendisini anlattığı, kadınların krediyle neler yapabileceklerini anlattığı bir eğitim toplantısı. Bu eğitim toplantısına katıldık. Bu da ilginç olan bir şey. Eğitim toplantıları Türkçe yapılıyor. Bu kadınların bir kısmı Türkçe konuşmuyorlar. Dolayısıyla arkadaşları orada Türkçe bilenler onları çeviriyorlar Kürtçe'ye. Ve de kadınlara hani eğitim toplantısı nasıldı, işte faydalandınız mı, ne anlattılar falan diye sorduğumuzda hepsi gülerek işte böyle yumruklarımızı havaya kaldırıyorduk, işte bir şeyler tekrar ediyorduk falan diye anlattılar. Neler tekrar ettiklerini ileride söyleyeceğim. Temel kredi, çoğu kadın temel kredi alıyor. 700 ile 1200 lira arasında. Önce 700 lira alabiliyorlar, ondan sonra
düzenli ödeme yaparlarsa 1200'e kadar çıkıyorlar alabildikleri miktar. Girişimci kredisi ise maksimum 10.000 TL olabiliyor. Bu arada bu faiz miktarını ben hesaplamaya çalıştım. Umarım doğru hesaplamışımdır. Kadınlar 46 haftada ödüyorlar aldıkları 700 lirayı. 700 liralık kredinin faizi böyle bu durumda %17'ye denk gelmiş oluyor. Yani çok yüksek bir miktar faiz ödüyorlar aslında. Ve yine Türkiye'de karşılaştığımız ilginç bir şey, yani faiz tabii İslam'a göre çok caiz olmadığı için hizmet bedeli adı altında TGMP bu parayı aldığını söylüyor. Yani diyor ki işte biz her hafta geliyoruz sizden bu parayı topluyoruz, siz merkeze gelmiyorsunuz, bu sayede biz size bir hizmet vermiş oluyoruz, bunun için bu parayı topluyoruz diyor. Ve de Diyanet İşleri Başkanlığı bunun için mikrokredinin aldığı paranın faiz olmadığına dair bir fetva yayınlamış. Mikrokredi TGMP çalışanlarından bir tanesi bu fetvayı bize gösterdi. Batman'daki mikrokredi alan, kullanan kadın sayısı 1100 ve geri ödeme oranı %100. Kadınların çok büyük bir kısmı, yani tabii bizim örneklerimiz çok çok küçüktü ama yani görüştüğümüz bu 12 sokaktan bulduğumuz 12 kadın çok çok yoksuldu ve kesinlikle hani geri ödememek gibi bir şey onlar da düşünmediklerini söylüyorlardı. Nitekim geri ödeme oranı %100 bu TGMP görevlisinin söylediği ve toplam bu 1100 kişinin içinden 15 kadına girişimci kredisi verilmiş. Bunların 5'iyle biz görüşmüş olduk. Kaç dakika? Pardon çok mu? 20 dakika. Tamam. Şimdi bu mikro kredi kullanan kadınların deneyimlerinden biraz bahsetmek istiyorum ben. Buraya da uzun uzun yazmışım zaten. Şimdi en yoksullardan bir tanesiydi Saniye örneğin. 5 çocuğu vardı. Eve bir para girişi yok. Kocası çalışmıyor. İşte valilikten bir kömür yardımı alıyormuş ve çocuk maaşı dışında da hiçbir geliri yok. Bu çocuk maaşı da 6 ayda 130 lira. Yeşil kartı var Allah'tan. Biliyorsunuz bu yeşil kart uygulamaları da daha kısıtlanmaya başladığı için artık hepsinin yeşil kartı da yok. Çok yoksul olduğu halde bu kadınlar. Kadın parasızlıktan çocuğuna önlük alamadığını ve kızını artık okuldan alacağını ortaokuldan sonra, yani zorunlu eğitimden sonra söyledi. Ve hani söylediği bize anlattı. O da annesi gibi, ya niye alıyorsun, ne olacak, kızı okuldan alınca ne yapacak dediğimizde, o da annesi gibi köle olacak, gidecek, ömrü çürüyecek, ya evlenecek ya da eve bakacak diyordu. Yani sürekli kendi mahrumiyetinden, her şeyden nasıl mahrum olduğunu anlatıyor ve sıklıkla da işte fakirlik böyledir diyordu. 2010 tarihli bir TGMP broşüründe 30 binden fazla kadın iş sahibi yaptı, kendi işinizi kurmak ister misiniz yazıyor. Buna göre aslında bu 770 temel girişimciden Batman'da mikro kredi alan, pardon 1100 kadından 770'inin iş kurmuş olması beklenir. Ama dediğim gibi biz yani kartopu yöntemiyle hiçbirine rastlayamadık. TGMP kadınları ne iş, yani parayı verirken siz bu parayla iş kuracaksınız, ondan sonra da işte para kazanacaksınız, geçiminizi sağlayacaksınız diyor. Ve hani çoğu bu kadınlar, bu arada söylemediysem özür dilerim, Batman'ın aslında merkezinde, yani tam şehir merkezi olmasa da Batman merkezde yoksul mahallelerde yaşayan kadınlar. TGMP kadınları işte yün alın, iplik alın, dantel yapın, işte kazak örün, patik örün, bunları satın diyor. Fakat TGMP aslında bunları takip etmiyor. Kadınlar bu krediyi alırken işte el işi yapacağım diyorlar TGMP'ye. TGMP kolaylıkla krediyi veriyor. Yani bizim hani bu alan çalışmasından edindiğimiz izlenimler. Fakat aslında TGMP'de bu kadınların iş için kullanmadığını, nitekim yani konuştuğumuz TGMP görevlileri de bunu söyledi, biliyorlar. İş için kullanamayacaklarını da biliyorlar.
Burada birkaç tane aktarım var kadınların dilinden. Bir tanesi örneğin, işte vallahi mikro kredi aldım, mutfağımı yaptım. Ne yapayım? Bu 30 senedir, 35 senedir evi yapmıştık. Maddi durumumuz yoktu. Ne su vardı, ne lavabomuz vardı. Niye yalan söyleyeceğim? Almışım, mutfağımı harcamışım. Gerçekten hani biz kadınların evlerine girdik. Hani çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Isınamıyorlar, kıştı zaten. Soba, bir soba gibi bir şey var. İşte biz geliyoruz diye yakıyorlardı. İşte delikler, akan çatılar, olmayan dışarıda şeyler, tuvaletler, işte olmayan mutfaklar, lavabolusu olmayan mutfaklar, hani çok sıradan manzaralardı. Bir başka kadın, Hiveran, ben hastayım, hastane için çektim, cilt kanseriyim, ya hastane masrafım var dedi. Bir diğeri eşi engelli olduğu için parayı harcadığını söyledi. Sosin ise bu mikro kredi olmasaydı belki ben şimdi psikolojik bunalımdaydım. Çünkü benim borcum vardı. Aldım, borcuma verdim. Eşimin borcunu ödedim. Rahatladım. Gece rahat uyuyabiliyoruz. Bankaya ya da yabancıya borçlanmaktansa daha iyi dedi. Buradan çıkan aslında, yani bizim çıkardığımız şey, hani bir şekilde kadınlar, yani bu, ama bu parayla bir iş yapmaları pek mümkün değil. Nitekim yapamıyorlardı. Ama hani biri dese ki, yani o zaman bu programlar hani iptal edilsin mi dese, yani duyduklarınızdan hani böyle bir şey evet iptal edilsin daha iyi diyemiyorsunuz. Yani çünkü gerçekten kadınlar o parayı çok acil ihtiyaçları için kullandıklarını söylüyorlar. 17 kadından 4'ü el işi yaparak satıp para kazanmayı umut ettiklerini söyledi. TGMP şehir merkezinde bir alışveriş merkezinde bir dükkan açmış. Ancak kadınlar bu dükkana gidip gidemediklerini, evlerini bırakamadıklarını ve dükkanın kısa bir sürede kapandığını söylediler. Zelal'in aktarımı, vallahi söylemeseydiler size dükkan açacağız, eşya getirin, satacağız. Doğrusu biz almıyorduk. O durumda yani bizi kandırdılar. Dediler işte bir dükkan açmışız, eşyanızı getirin, satın, bir şeyler yapın. Ben de onun için aldım. Dedim alacağız, bir şeyler götürüp satacağız. Belki onun mikro kredinin borcunu ödeyeceğiz. Ama bir ay belki olmadılar. Dediler dükkanı kapattık, gelin eşyalarınızı götürün. Herkes yazma yaptı, çorap yaptı, paspas yaptı. Vallahi bazı el işleri kayboldu, hiçbir şey satılmadı. TGMP görevlisi kadınlar sahip çıkmadığı için dükkanın kapatıldığını söylediler bize. Kadınların hani bu işe sahip çıkmadığını, bu fırsatı değerlendiremediğini söylediler. Ama görüştüğümüz girişimci kredisi alan kadınlardan bir tanesi, direkt o da kendi ürettiği gümüşleri satmak için dükkanı gidiyormuş ve o malların başında bekliyormuş. Bu kadın, bu dükkanın zaten valilik tarafından 6 aylığına verildiğini TGMP'ye, 6 ay sonunda da kapatıldığını söyledi. Bunlar yine kadınların söyledikleri şeyler. Yani burada hani gerçekten de kadınlar borç alıyorlar. Veresiye alıyorlar ihtiyaçlarını, işte erzaklarını ya da ne bileyim çatıları akıyor, işte ona naylon alıp çatı yaptırıyorlar ve parayı bunun için kullandıklarını çoğu kez söylüyorlar. Bu kadınların aslında hani gerçekten mantıklı düşünürsek dışarı çıkma şansları pek yok. Bir kısmı işte zaten evde yaşlı bakıyor, çocuk bakıyor. İzin almakla ilgili sorunları var kayınvalidelerinden, kayınbederlerinden ya da işte kocalarından. O 20 lira ödüyorlar her hafta, onu söylemiştim sanıyorum 46 hafta boyunca. O 20 lirayı bulmak bile her hafta onlar için büyük bir sorun. Dolayısıyla hani birkaç 2 lira, 3 lira verip, dolmuş parası verip şehir merkezine gitmek de onlar için sorun. Ve hiçbir eğitimleri yok. Ve herkes Batman'da el işi yapıyor. Yani hani
orta sınıfı da yapıyor, işte çok yoksulu da yapıyor. Yani bu el işlerini, yani Batman biliyorsunuz hani turistik bir yerde değil. Hani bu el işlerini kime satacaklar? Yani biz gittik, biz birkaç bir şey almaya çalıştık. Hani satabilecekleri kimse de yok gerçekten. Yine burada kadınların söyledikleri var. Ne iş yapacağız ki? Biz mecbur olduğumuz için alıyoruz krediyi. İhtiyacım olmasa niye alayım ki? Niye o kadar fazla ödeyim ki? Bu Emine'nin söylediği, ama benim gibi biri ne yapabilir ki? Okumamışız, bir diplomamız yok, bir okumamız yok. Bir şey geliyor, imza atacağız, ne olduğunu bile bilmiyoruz, imza atıyoruz. Ne yapabiliriz ki, neyi başarabilirim? Yani yapacağım şey ya yine bir lokantada ev yemekleri olur, ya da bulaşıkçı olur, ya da temizlikçi olur. Zaten bunları da evde yaptığım için gerek duymuyorum. Diyorum ne yapabilirim ki, neyi başarabilirim ki? Söylediğim gibi daha önce mikrokrediyi iş için kullanan 5 kadına yönlendirdi bizi TGMP. Bu kadınların hepsi girişimci kredisi alıyordu ve biz kadınların hani evlerine girdiğimiz için biliyoruz ki hani evler arasında çok fark var. Bu kadınlara, yani bu 5 kadına yoksul demek çok zor. Bu 5 kadından bir tanesi evli ve çocuklu değildi. Bu tabii Batman'da çok şey, sıra dışı bir örnek. Ve daha önce lise mezunu, daha önce 10 yıl satış temsilcisi olarak çalışmış, Türkiye'de illeri gezmiş. Bu kadın işte gümüşçülük yapıyordu. Aldığı kredilerden bazılarını, bir miktarını işi için kullanmış. Daha önce kurmuş işi ama işi geliştirmek için kullanmış. Bir başka kadın Cane 10 yıldır dükkan işletiyormuş, zaten esnaf, küçük esnaf olarak çalışıyor, ortaokul mezunu Cane de. Ayşeniz kuaför dükkanında çalışıyormuş 10 yıldır, o da ortaokul mezunu, 6 kere kredi çekmiş, bir kere kuaför dükkanı için kullanmış krediyi. Fidansa 5. kadın, işsiz oğluna kayınvalidesiyle birlikte aldığı krediyle fırın açmış. Yani aslında kadın kendisi kullanmıyor o parayı, işsiz oğlu için almış, kayınvalidesi, kızı, 5 kişi bir araya gelmişler. O parayı alıp oğluna iş açmışlar. Yalnız bir kadın vardı, Sevda, bir gelinlik dükkanı açmış. O aslında başarı örneğiydi. Hani vakit olsa onu da anlatmak isterdim. O ilginçti. Ortaokul mezunu, mikro krediyle gelinlik dükkanı açmış. Bu epeyce kadının hani iş yaşamı, ev yaşamı, kocasıyla ilişkisi falan değişmiş. Ama ne yazık ki onları anlatamayacağım. Şimdi bu anlattığım hikayelerden, bu küçük çalışmalardan neler çıkarabiliriz diye toparlayacak olursam, şimdi bir tanesi şunu unutmamak gerekiyor: TGMP devletin desteklediği bir vakıf. Burada bu tartışmaya giremeyeceğim ama yani AKP'nin Güneydoğu'daki varlığını düşün, yani o valilik ve il özel idaresi sayesinde AKP'nin Güneydoğu'da varlığını, bir sivil toplum kuruluşu sayesinde varlığını sağlayan bir yapı aslında TGMP. Olayın hani böyle bir yönü de var. Nitekim hani bizim başımıza gelmedi ama Fikret Adaman'la Tuğçe Bulut'un yapmış olduğu bir çalışmada bazı kadınların TGMP'den, bazı Kürt kadınların TGMP'den kredi almayı reddettikleri, çünkü TGMP'yi devlet gibi gördükleri ifadesi vardı. Buradan çıkan sonuçlar, yani bu aslında bir refah mekanizması gibi işliyor bu mikro kredi sistemi. Yani çok yoksul kadınlara işte ölmemeleri için, yemek almaları için, işte ıslak evlerde yaşamamaları için, evlerinin fare deliklerini, yılan deliklerini, akrep deliklerini kapatabilmek için verilen bir para. Fakat yani faizle veriliyor bu para ve %17 gibi çok yüksek bir faizle veriliyor. Bu anlamda hani aşırı yoksulluğun getireceği toplumsal ve siyasi çöküntü bir şekilde borç yoluyla ertelenmiş oluyor. Yani tıpkı aslında devletlerin nasıl yaptıklarını gördüğümüz gibi, ya da işte küresel sistemdeki borçlanma gibi bir tür borçlanarak sorunların ertelenmiş oluyor.
Bir de iyi yoksullar yaratmaya çalıştığı gibi bir şey çıkardım ben bu programdan. Bu da Grameen Bankası'nın sanıyorum bir söylemi. Bu TGMP'nin 10 prensibi, ben bunları Türkçelerini, İngilizcelerini yazdım. İngilizcelerini yansıtacağım. Türkçelerini ben okuyacağım ama nasıl okuyacağım? Evet. Bu Grameen Bankası'nın 16 prensibinden adapte edilmiş. TGMP'nin bu kadın ellerini kaldırarak kadınlar bunları söylüyorlar. TGMP'nin 4 prensibini takip edecek ve ilerleteceğiz. Disiplin, birlik, cesaret, çok çalışma. 2. Verimli çalışarak ailemizin refah seviyesini yükselteceğiz. 3. Aile nüfusunu bakabileceğimiz sayıda tutacağız ve harcamalarımızı en aza indireceğiz. Sanıyorum bu değişmekte. Yabancı olan, yani Türkçe metinler değil mi? Yabancı metinlere bakarsanız yoksulluğun azaltılması sözcüğü kullanılır. Zaten Dünya Bankası'nın da felsefesi odur. Reduction of poverty. Fakat Birleşmiş Milletler'de de eradication of poverty'yi kullanırlar. Orada daha yani katılımcılar şey olduğu için çevre ülkelerden, periferiden de geldiği için daha demokratik bir şeyi vardır. Yani yoksulluğa daha önemsenir. Ama asıl olan şeydir, Dünya Bankası'dır. Çünkü öbür ülkelerin kaynak kullanımı çok düşüktür. Dolayısıyla bunun gerisinde ne var diye bakarsanız o da yoksulluğun yönetimidir. Bütün dinler, bütün neoliberal reçeteler, daha doğrusu sınıfa ait reçeteler yoksulluğu yönetir. Hiçbir zaman da yoksulları düşünerek yapmazlar. Kendilerini düşünerek yaparlar. İngiltere'deki yoksullukla mücadele yasalarını hatırlayalım. Kendilerinin korkusunu ortadan kaldırmak için yoksullara bir şey verirler. Bitiminde şöyle bir ifade kullandın, ona kesinlikle katılamayacağım. Acaba hani daha iyi yoksul yaratma düşünceleri mi olabilir diye. Oysa ki verdiğin analoji çok doğruydu ama yanlış sonuç çıktı. Analojini hatırla, dedin ki ülkelerin borç almasına benziyor dedin. Hatırladın mı? Şimdi ülkelerin borç alması kısa dönemde ülkeleri rahatlatıyor ama uzun dönemde onları ne yapıyor? Bir borç tuzağına düşürüyor, değil mi? Yani debt trap dedikleri bir tuzağa düşürüyor. Bu yoksullar da öyle. Şey yanıltmasın, orada çelişki yok. %100 doğru, kredi ödüyorlar ama kimden ödüyorlar biliyor musun? Eş dosttan alıyorlar, bir daha borçlanıyorlar. Dolayısıyla uzun dönemde yoksulluk sürdürülmüş oluyor. Zaten sustainability şeyi de budur zaten. Hem borçların sürdürülebilirliği hem yoksulluğun sürdürülebilirliği. Teşekkür ediyorum. Bir noktada zaten o borçlar sürdürülemez hale de geliyor. Evet. Yani ödediğin faizin karşılığı gelirin yoksa ödeyemez. Son bir soru daha. Ben sadece bu en son sunumda bahsi geçen şeyi anlamak açısından bu vakıfların organizasyonu ne kadar bir miktarla hareket ettikleri. Mesela atıyorum Batman'da veya Güneydoğu'da veya Türkiye'de toplam ne kadar mikrokredi kullandırılmış geçtiğimiz yıl içerisinde. Buna dair rakamlar var mı? Mesela şu şeyi anlamak açısından, işin çapını anlamak açısından. Çünkü şöyle bir şey de aslında bir hale geliyor. Ya bu bahsi geçen en yoksul kesim aslında finansal sistemin doğrudan bir tüketicisi olamayan bir hale. Bankalarla çok fazla işi olmayan, hesap numaraları olmayan, kredi kartları çok fazla olmayan ya da olamayan, tüketim alışkanlıkları çok daha az olan ve dolayısıyla daha az tüketen bir kitleden de ve az da olmayan bir kitleden bahsediyoruz. Tamam, bir hali bu, evet, yoksulluğun sürdürülebilmesi ama bir haliyle tüketim zinciri içerisindeki katılımı artırmakla da ilgili bir şey var diye düşünüyorum. Bir araç olarak siz de bahsettiniz, yani bu bir soru işaretleri her zaman Güneydoğu'da, başka yerde de. Şimdi bu işler nasıl organize ediliyor? Bütün bunlarla iç içe aslında piyasa mekanizmasıyla Türkiye'de bir hali siyasal isteme dayalı siyaset ideolojisinin iç içe geçtiği, bunların toplumsal tabanda beraber örgütlendiği gerçeğini biz biliyoruz. Hiç şaşırmaya gerek yok. Kimler yaptı diye bakarsanız siz bakmışsınız. AKP eski milletvekilini buldunuz. Biraz daha bakarız. Bu evlere gidip haftalık toplantıları yapanlar kim? Benzer türevli bir organizasyonla %17 katılım payı ya da işte hizmet bedeli alınıyordur ama birilerine maaş veriliyordur mutlaka. Bunlar hep iç içe geçmiş meseleler gibi görünüyor. Ama ben şeyi anlamak açısından gerçekten merak ettim yani. Kaç kişiye veya kaç milyon liralık, kaç milyon TL'lik geçen sene mikro kredi kullandırılmış toplamda en azından bu kuruluş için. Şeyi anlamak açısından da
hareketi anlamak açısından da miktar önemlidir diye sormak isterim biliyorsanız eğer. Var mı biliyor musun? Aslında onu söylemiştim. Türkiye'de TGMP'nin üye sayısı 65 bin küsür. Bulabilirsem yeniden söylerim. Fakat işte dediğim gibi genelde bu temel kredi, çoğu temel kredi zaten 700 ile 1000, 700 TL ile 1000 TL arasında. Hani çap böyle bir şey. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum burada. Ahmet Hoca'nın yaptığı yorumla ilgili şöyle bir şey yanlış anlaşılmış olabilir. Bu kadınların ellerini kaldırmaları eğitimde yani TGMP bunu yaptırıyor. Kadınlar da bunu gülerek anlatıyorlar. Yani bu kadınlara dokunmuyor aslında hani. Ne kadar komikti, böyle böyle yapıyorduk diye anlatıyorlar. Ama tabii bu sizin söylediklerinizi doğrulayan bir şey. Yani önce bunu yaptıracaksın, ondan sonra da o düşünceleri değiştirerek tırnak içinde diyeyim iyi yoksullar yaratacaksın. Onun dışında ben bütün yorumlar için çok teşekkür ediyorum ama konuşursam çok uzun olacak. Umarım dışarıda konuşabiliriz. Zaten 15 dakika geçti. Dolayısıyla konuşmacılara teşekkürler. Saat 1'de tekrar oturumlar başlıyor. Çevirmenler lazım. Değerli konuklar, merhaba, hoş geldiniz. Weblen Sempozyumu'nun kapitalizmin krizi, toplumsal tepkiler ve Weblen başlıklı oturumuna başlıyoruz. Öncelikle her konuşmacı, moderatörler de dahil, Weblen'le bir bağlantısını söylemek ihtiyacını hissediyor. Benim de konumum şu, ben Weblen'le 1990 yılında tanıştım. Şimdi ön sıralarda oturan Profesör Doktor Aziz Konukman'la Türk Exim Bank maceramız oldu. Uzun bir hikayedir ama ben yaşadıklarımı kitaplaştırmak gerektiğine o dönem inandım. Ama işten ayrılıp somut bir şekilde masaya oturunca elimdeki malzemenin bir kitabı dolduracak ölçüde olmadığını, çerçevenin biraz daha genişletilmesi gerektiği sonucuna vardım. Ve o zaman hatırlayanlar vardır. Türkiye'de bir prensler olgusu vardı. Ahmet Özal'ın arkadaşları diye bilinen, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen, Amerikancı olduklarını, işte kapitalizmi sonuna kadar savunduklarını çekinmeden beyan eden, daha evvel alıştığımız böyle Süleyman Demirel, Doğru Yol Parti, AP, Demokrat Parti döneminden alışmadığımız ölçüde bu aidiyetlerini bir taraftan ifade etmekten çekinmeyen, genel olarak bürokratik teamüllere, normlara hiç önem vermeyen, diğer tarafıyla da aşırı tüketim, batı tarzı, Amerikan tarzı, giyim, kuşam, marka sevdasını da çok açık bir şekilde ifade eden bir kesimdi. Bu şekilde biraz genişleteyim derken buradan bunları aslında çok Türkiye özgü bir tipoloji olmadığını, Amerika'da Yupi diye adlandırılan genç, şehirli, profesyonel sınıfların Türkiye'ye bir yansıması olduğu sonucuna vardım ve başlığı Yupiler olan bir kitap yazmaya karar verdim. İşte o sırada Weblen'le karşılaştım. Çünkü tüketim o zamana kadar genel özellikle tüketilen malların, lüks ürünler de olabilir bu. Kullanım değerinden, tüketenlere verdiği zevk ve hazdan yola çıkarılarak değerlendiriliyordu. Halbuki Weblen meşhur Leisure Class, Aylak Toplum kitabında tüketim ürünlerinin aynı zamanda bir statü sembolü olduğunu, gücü temsil ettiğini, kişinin ne kadar güçlü olduğunu genel olarak
olarak topluma ifade etmesi için bir basamak olduğunu yazmıştı. Bu vesileyle ben Aylak sınıf kitabını okudum, inceledim, kitabıma da yansıttım. Devamı gelmedi. Burada hani mesleklerden de konuşuluyor. Ben mühendis kökenli ve Veblen'in özel bir anlam ithaf ettiği endüstri mühendisi olmama rağmen bir akademisyen olarak devamını izlememem, özellikle mühendislerin toplumsal rolü üzerindeki tartışmaları üzerine yoğunlaşamamam bir eksiğim olarak kabul edin. O anlamda da benim açımdan da böyle bir sempozyumun düzenlenmesi, biraz da ayıplarımızın yüze vurulması açısından da büyük bir fırsat oldu diye düşünüyorum. Konuşmamı uzatmayacağım ama bir noktayı da vurgulamakta ben yarar görüyorum. Her zaman akademik çalışmalar, tartışmalar çok önemlidir. İşte Veblen'in değer teorisiyle Marx'ın değer teorisini karşılaştırmak, Veblen'in ne ölçüde Marksist olup olmadığı üzerinde tartışmaları derinleştirmek önemlidir. Ama bence benim bulunduğum yerden belirleyici yönü şudur. Veblen teorik olarak Marksist olsa da olmasa da bizim bulunduğumuz konum kendini hayatı Marksizmle açıklasa da açıklamasa da tarihsel olarak, toplumsal olarak Veblen ilerici bir figürdür. Kapitalizmin iç çelişkilerini, kapitalizmin iç çelişkilerinden kaçınılmaz olarak krizler, sorunlar çıkacağını çok net bir şekilde ifade etmiştir. Bu bakımdan çok önemli bir figürdür. Ben Veblen'i şöyle bir sıralamanın bir parçası olarak görüyorum. Örneğin Karl Polanyi, Türkçe'ye de Büyük Dönüşüm diye çevrilen Great Transformation kitabının yazarı Karl Polanyi de bir Marksist olmamakla birlikte piyasa toplumunu teşhir etmekte, piyasaya dayalı ideolojinin dürtülerini açıklamakta, tartışmakta hala çok önemli bir figürdür. İşte aynı şekilde Power Elites kitabıyla bildiğimiz iktidar seçkinleri olarak Türkçe'ye çevrilen Wright Mills, o muhtemelen Erol Balkan'ın üzerinde duracağı, o %1'in nasıl karar alma mekanizmalarında etkili olduğunu, işte ordu, egemen iş çevreleri ve işte yönetimde, icrada, ki Amerika'da bu başkanın etrafındakilerin nasıl önemli bir güç oluşturduğunu ifade eden kitabı hala bir klasiktir. Bugüne geldiğimiz zamanda 2007-2008'de patlayan küresel finansal krizin açıklanmasında post Keynesyen olarak nitelendirebileceğimiz Hyman Minsky'nin, o da işte Amerikan kökenli, Washington Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Hyman Minsky de çok önemli bir figür olarak bize ışık tutuyor. Ben Veblen'i bu kategoride çok önemli bir düşünür, ilerici bir akademisyen olma niteliğinin ağır bastığını düşünüyorum. Şimdi sözü uzatmadan
ama Güneydoğu'da değildir. Dört, çocuklarımızı eğiteceğiz ve onların eğitim için gerekli parayı kazanacağız. Beş, kaynaklarımızı israf etmeden mümkünse yıl boyunca tarım yapacağız. Altı, her zaman birbirimizin yardımına koşacağız. Herhangi birimiz sıkıntıdaysa hepimiz ona yardım edeceğiz. Yedi, herhangi bir mikro kredi merkezinde aksaklık ve disiplinsizlik varsa onu düzelteceğiz. 8. Hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ve hiç kimsenin bize haksızlık etmesine izin vermeyeceğiz. 9. Çocuklarımızı ve çevremizi her zaman temiz tutacağız. Harap olmuş evlerde yaşamayacağız ve en kısa zamanda yaşanabilir bir ev sahibi olmaya çalışacağız. 10. Sürekli olarak işimizi geliştirmenin yollarını araştıracağız. Korku ve endişelerimizi yok edeceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum bir dakikan varsa. Aslında hani dediğim gibi bir welfare refah mekanizması olarak işlediğini görüyoruz bu mikro kredinin bu örnekte. Bir de tabii büyük ihtimalle reklam olarak da işliyor. Yine Veblen'e geri dönecek olursak, hani Veblen şirketlerin amaçlarının piyasa değerlerini şişirmek, algılar ve olumlu beklentiler sayesinde borsada gerçek değerinden daha yüksek değerde değerlendirilmesini sağlamak olduğunu söylüyor. Bu anlamda bir takım şirketler bir işte bu itibar kazanma yolu olarak bu yardımları yaparak, bu mikro kredi şirketlerin şubelerini açarak aslında isimlerini duyuruyorlar. İşte ne kadar yardımsever, hayırsever bir zengin imajı yaratıyorlar. Bu arada söylemeyi unuttuysam, küresel olarak da mikro kredi programlarını destekleyen kurumlar bunlar. Citicorp, Chase Manhattan, American Express. Bu yine son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında bugün büyük kurumlarda çalışan çoğumuzun duyduğu kurumsal sosyal sorumluluk kavramıyla bu sosyal girişimcilik kavramı Muhammed Yunus'un ortaya attı. Birbirlerine çok benziyorlar. Hani bu düşünülmesi gereken bir mesele diye düşündüm ben. Bir de Veblen'in dediğim gibi başta sorduğum soruya yanıt veremedim belki ama önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu Veblen'in girişimcilik anlayışına göre yoksullukla mücadeleyi amaçlayan sosyal girişimcilik mümkün mü? Teşekkür ediyorum. Şimdi bir 20 dakika kadar geç başladık. Ahmet de bana bunu 11.30'da bitirmemiz gerektiğini söyledi. Yemeğe gidilecekmiş anladığım kadarıyla. Bir 5 dakikamız falan var. İsterseniz bir iki soru varsa. İki. Önce burası. Çarşı. Aygül Özkaragöz, Çağla Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konu seçmiş. Çok ilginç bir konu bu. Ve yalnız bir eksik görüyorum. O da şu: nereden geliyor bu paralar? Dünya Bankası'nın kendi lanse ettiği, hatta 98'di galiba, Bayan Clinton ve o zamanki başkanın karısı ve Wolfensohn, o zamanki Dünya Bankası Başkanı, 15 yıl içinde dünyadan mikro kredi aracılığıyla tamamen yoksulluğu kazıyacaklarını beyan ettiler. Çok büyükte bir toplantı yapıldı Güney Amerika'da bir yerde. 15 yıl geçti aradan. 14. Neyse, bir yıl sonra inşallah. Evet, bir yılımız kalmış bitmek üzere. Fakat kendi raporlarında şimdi Dünya Bankası'nın, hatta buraya gelen çok akıllı ve çalışkan bir çok yazıları olan Pazarbaşı zannedersem, doğru hatırlıyorsam, Türkiye'den oraya gitme bir Dünya Bankası araştırmacısı, researcher, bunların bu artık mikro kredinin bir kıymetinin kalmadığı, hiçbir şekilde kullanılamayacağı, hiçbir şey yaramadığı. Asıl kritizm de şu, kritik şu:
eğer önemli olan yani bir kısmı, bu sizin anlattıklarınız var bir yoksulluk kaldı ama bir yandan da geri dönmeyen kredilerin, batak kredilerin vesairelerin de ortadan kaldırılmasını amaçlıyor ve devlete bindirilen yükün azaltılmasını amaçlıyor. Bizdeki kamu bankalarının kredileri gibi durumların olmamasını amaçlıyor. Fakat dünyadaki pratik bunu gösteriyor. Şöyle Grameen Bankası dahil olmak üzere gösteriyor ki böyle bir şey söz konusu değil. Çok daha pahalıya mal oluyor devlete ve batık krediler oluyor. O sizin gördüğünüz %100 nasıl geri dönmüş? İş yapılmıyor. Yani Batman'da. Ben bir itirazımı söyleyeyim. İş yapılmadan nasıl geri dönüyor ben pek anlayamadım. Yani dükkana götürüyorsunuz el işinizi, satılmıyor. Hatta kaybediyorlar. Siz bu arada malzeme almış bulunuyorsunuz. Fakat nasıl o geliyor diye veya evinizde mutfağı harcıyorsunuz ve geliyor diyorsunuz. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Bunun olması da imkan yok. Bu eşyan tabiatına aykırı bir olay. Türkiye'de de zaten bunlarla iş kurulamaz. Türkiye'nin gelişme çapı 500 lira, 700 lira, 1200 lirayla bir iş kurmaya müsait değil. Bu Grameen Bankası bir konuyu da dikkatinize getirmek istiyorum. Grameen Bankası'nda Yunus Muhammed Yunus son derece itibar kaybına uğramış durumda. Çok büyük skandallar var ve bizim bence bir de bakmamız asıl benim merak ettiğim konu bu kredileri kim sağlıyor? O TGP miydi? Onun başkanı olan eski AKP'li milletvekili kişi buradan ne kazanıyor? Bunları da görmek lazım. Ve eğer Hindistan'ı ve diğer Bangladeş'i izlerseniz çok büyük skandallar olduğunu göreceksiniz. Zannedersem bu Financial Times'da uzun uzun yazıldı. Ya Andhra Pradeş'te insanlar intihar falan etti. Bütün borçların ödenmesini hükümet durdurdu falan. Evet. Evet. Okay. I'm sorry I took so long but I wanted to comment Ross Mitchell. Evet, Ross Mitchell'a bir sorum var. Benim okuduklarım kadarıyla Ragut Injilcil'dan bahsettiniz. Buraya bakacak olursak bence bu bir Amerikan rüyası, mitosu. Sizin şunu söylemeniz oldukça ilginçti. Clint Eastwood'dan bahsettiniz. Oldukça ünlü bir cumhuriyetçi. Aynı zamanda vali, çok önemli bir bölgenin, zengin bir bölgenin valisiydi. İsmini şu anda unuttum ama deniz kenarında bir bölgenin valisiydi. Her neyse. Bence bu bir mittir. Çünkü bunu Çin'de gördük ve buradaki gönüllülük, voluntarizm kavramı, bireysel yardım kavramı, bireysel yapmacılık ve eğer ki Amerika'da yayınlanan kitap sayısına da bakacak olursanız işte nasıl çocuğunuzu yetiştireceksiniz, binanızı yapacaksınız gibi hep insanların kendileriyle ilgili yaptıkları kitaplar. Bunlara bakalım. Sorunuz neydi acaba? Sizce Veblen gönüllülüğü, bunun üzerinden gelmeyi nasıl tanımlardı sizce? Voluntarizmi nasıl tanımlardı? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle tabii Wall Street'in işgaliyle de bunu ilişkilendirecek olursak ne söylerdiniz? Evet, eğer ki doğru anladıysam sorunuzu, siz Veblen'in gönüllülük ve voluntarizmle ilgili alakasını soruyorsunuz. Yani Veblen'in söylediklerini nasıl mı yoruyorsunuz? Buradaki yine devrim ihtimaliyle bunu nasıl bağdaştırabilirsiniz? Evet. Şunu tekrar altını çizelim. Dün de yine konuşulmuştu bu. Veblen bir değişim rüzgarından bahsetmişti kendi yazılarını yazdığı dönemde ve o dönemin şartlarından tabii ki bahsetmişti. Demokratik durumdan bahsetmişti. Bu aslında bir yorumdu. Yani yazdığında birebir aynısı değildi. Yorumlanmıştı bu. Ve işte ben bunu kendi sunum içine koydum. Açıkçası birazcık dikkatleri çekmek için koydum. Resminde bulamadım bunun. Sadece yazıyı koydum. Ama bu bir roket ya da roketsiz kadın da olabilirdi bu ya da bir başka kişi de olabilirdi. Sunum içerisindeydi.
ve yine orada bir lider de vardı ve bu liderler de yine bu hareketi de işgal ediyorlardı. Evet, burada Veblen'i yorumlayabilmek, yorumlamak konusuna gelecek olursak tabii ki bir değişim olması lazım. Değişimin gerçekleşmesi lazım. Çünkü Veblen de kendisi devrimci bir ekonomistti ve değişime inanıyordu. Değişimin olması gerektiğini düşünüyordu ve her zaman değişime dair bir inancı vardı. Ve ben açıkçası kendisinin bir değişim olacağını söylediğini söylemiyorum ama benim yorumlamama göre kendisi bir ön tahtimde bulunuyordu. Belki bir değişimin olabilmesi ihtimaline dair. Yani ben burada bir yorum yaptım, mahal yaptım. Umarım ki sorunuzu yanıtlayabilmişimdir. Ahmet Öncü, bütün bildiri sunan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok Veblen'in günümüz için ne kadar anlamlı olduğunu tekrar gördük. Ross'un sunuşunda Quebec'teki öğrencilerin bence başlattığı yeni özel eğitim ve paralı eğitime karşı mücadele hiç beklenmedik şekilde Kuzey Amerika'da da bizim uzun yıllar burada yaşadığımız bir sürecin küreselleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla o daha sonra forumda belki burayı dünyanın diğer yerleriyle bağlarken üzerinde odaklanacağımız bir ortak insanlık deneyimi olmalı. Eğitimin paralı hale getirilmesi. O yüzden bunu sunuşun içerisine yerleştirdiği için çok teşekkür ediyorum Rosa. Ben yorumlarımı ve bir tür yorum yapacağım ama Anita ile Çağla'ya döneceğim. Çağla'nın sunuşunu ben daha önce Çağla'yla da konuşmuştum. Sunuşundan önce bu çalışma hakkında bilgi sahibiydim. Bu iyi yoksul yaratma boyutu bence çok önemli. Ve Anita'nın Waitrose'da gösterdiği şeyi de devreye sokacağım videoyu. Yani Londra gibi gelişmiş bir metropolde işte %18 galiba bir kazanç sağlayınca insanlar çığlıklar attılar, zıpladılar, ellerini kollarını havalara kaldırdılar. İkramiye. Dükkanda Londra'nın ortasında ama Batman gibi daha çok işte kapitalizmin henüz en azından o tür bir yaşam standardını üretemediği bir yerde de aynı davranışlar var. İşte kadınlar ellerini kollarını havaya kaldırarak işte bir tür kutluyorlar bu girişimciliği, business'ı. Buradan ben Veblen'i devreye sokacağım. Yani kapitalizm Veblen kapitalizmin bizim tarafımızdan her gün yeniden üretildiğini düşünen bir sosyal teorisyendi. O da şu. Önce alışkanlıklar kazanıyoruz. Davranış alışkanlıkları kazanıyoruz. O davranış alışkanlıkları giderek düşünce alışkanlıklarına dönüşüyor. Düşünce alışkanlıklarını biz diğer insanlarla yani o toplumumuzdaki diğer bireylerle paylaşıyoruz. Hatta onlara gönüllü olarak kendi düşüncelerimizin, kendi davranışlarımızın ne kadar doğru olduğunu anlatmak istiyoruz. Yani Mr. Brown'un hem radikal sosyalist olup hem de aynı zamanda business kültürünü yani girişimcilik kültürünü canı gönülden desteklemesi gibi. Bu iki şeyin çalışmanın ortak noktası Veblen'de yakaladığı bence çok önemli. Yani benim bu konferansın açılışında söylediğimde buydu. Ona geri döneceğim. Nazım Hikmet'in şiirine geri döneceğim. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu sende canım kardeşim dediği bu işte. Ama bu nasıl oluyor? Yani nasıl kırabiliriz bunu? Bence burada teori bitiyor, pratik başlıyor. Dünkü tartışmalara bir ek olsun diye şunu söyleyeceğim. Veblen bunu gösterebildiği için büyük bir teorisyen. Marksizmin içerisinde ideoloji tartışmalarına oturuyor bu.
sınıf, sınıfın kendisi için olması olarak oturuyor bu. Ama Veblen bize altyapı üst yapı tartışmasına girmeden bence altyapı üst yapıyı iç içe geçiriyor. Onun içinde gösteriyor. Yani ekonomik olgunun içerisindeki kültürel olguyu, kültürel olgunun içerisindeki iktisadi olguyu aynı anda görmemize imkan sağlıyor. Bu iki sunuş bunu gösterdiği için çok önemli bence Veblen araştırmaları adına. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Tamam. Ahmet Öncel'le konuşuyoruz ama konuşmak olacak, konuşacağım abi. Sen de konuş. Önce konuşmayayım dedim ama konuşacağım. Şimdi sevgili Çağla arkadaşımızın sunuşunda mücadele lafı çok geçti. Yoksullukla mücadele diye. Bu metinlerin